size bir şey demek düşmez yani. Onlar kendi ilişkisine bakacak. Ayrı herkes konu kendi fikrini yine söyleyebilir abi. Yavrucuğum, eğer senin hızlı baban geldiyse... Ben Samimi bulmuyorum, onu söyleyeyim ya. Sen daha iyi tanırsın senin eski dostun Tuğçe'nin. Tamam, benim eski dostum da şimdi ben zaten gelip evdeki hızlı kararlar için ben zaten ona dışarıda da tepkilerimi veriyorum bununla alakalı. Bir... En son zaten benim konuşmamamın sebebi Tuğçe'yle yani bununla ayarında tepkilerdi yani. Sen şimdi kafamda ben deli sorun ki ya. Hani Gökhan olayında herkes onu gömecekken ben yanında durdum, kimse gömmedi yani, anladın mı? Şimdi ben bunu sana yapmışken sen gelmişsin, Tankurt geldi diye işte içimin ateşi 15'ten 30'a çıktı dersen ben senin yanlış anlama dedim ki bana uzak Allah'a yakın ol derim yani, anladın mı? Çünkü ben onu çok savundum zamanında. Kardeşim burası da çok sıcak geldi bilmem ne oldu, bu Tankurt'a meyilli olarak söylemiyor muydu bunu? Evet. Tamam ben de onu anla yani. Ben diğer evde bunu söylediğimde sen Tuğçe candan bir insan, arkadaşlık bir insan. Tamam. Bunu arkadaşça da söylemiş olabilir. O ateş olayını. Dedim ki hayır, bunu eğer biz Tankurt'a mı söyledin dediğimiz zaman yok. Ben onu kendim söyledim. Dedim çünkü bana öyle söyledi. Ya ben bu cümleyi sen Tankurt için mi kurdun dediğimde bana yok sen... hayır hakikaten çok sıcaktı. Tankurt'a karşı bir şey hissetmediğini de söyledin ama... Ya sana nasıl dedi orada? Herkesin içerisinde söyledi ya. Sana özel bir şey demedi ki, bizim herkesin içerisinde tamam söyledi. Oradan şey. Dışarıda ben telefonla görüştüğümü söylüyorum. Sen ne diyorsun oğlum ya? Oğlum içeride söylemedim telefonla. Tamam kardeşim, ben de diyorum ki... Sabah sen ne bileceğim senin dışarıda sana ne söylediğini? İçeride söylediğini söylüyorum. Çekti gitti sonra. Ne dedi içeride? Demedim burası senden ötürü. Uzun zamandır burada Tankurt, bu elektriği... Tankurt'un ismini verdi mi orada? Dedi. Tankurt senin için şu anda içimin ateşi 30'a mı çıktı? Ay senin zoruna mı onu gidiyor kardeşim? Deseydi, bak. Ya sana ne oğlum, ne zoruna sen gidecek? Konuşma benim arkadaşım diye. Tamam burada... arkadaşım hayır, olabilir. Dışarıdan gönlü benim arkadaşım olabilir. Duruşlarına gönlü ben tabii ki... olabilir. Gönlü gitmiş olabilir, sevmiş olabilir, hissetmiş olabilir, aşık olmuş olabilir. İkisi karşılıklı bu şekilde kardeşim, bir şey olabilir. Kardeşim ben zaten o kızla... 3 gün, 5 gün, 3 ay, 5 ay kardeşim ne var bunda? Dışarıda yaşarım oğlum zaten. Biz buradan 3 sene önce arkadaşım diyorum. Bir şeyler istesem dışarıda hissederdim. Öyle bir şey demedi adam. Diyor ki gönlü kaymış olabilir. Ki bak, tamam ben de diyorum ki... Sen kendini katıyorsun. O Tankurt'a gönlü kaymış olabilir diyor. 2-3 günde bazı kullanmayacak cümleler kullandı. Oğlum, ben onu ayıpladım diyorum, tartıştım diyorum. Ben kendi arkadaşımla aramdaki diyalog inandığım için bu hareketi yapma, bu yanlış bir cümleydi dedim yani. Hikaye bu. Bugün Tuğçe ve Tankurt'la canlı bağlantı yaptık. Bize İsviçre'de olduklarını söylediler. Artık gerçekten oradalar mıydı, ne yapıyorlar, bize şaka mı yaptılar, neyin peşindeler onu bilmiyorum. Hep beraber merak ettik. Tuğçe ile zaten kavga ettim ve çok sevmedim. Daha sonra biraz düzeliyor gibi oldu ama açıkçası bu canlı bağlantıdan sonra gerçekten ilk izlenimdeki hislerimin doğru olduğuna tekrar inanmaya başladım. Açıkçası tuhaf hareketleri, anlık değişen şıp sevdi gibi duygu değişiklikleri yaşıyor. Ve Ünal da onun çok yakın arkadaşı olduğunu söylüyor. Eve girdiği ilk andan itibaren çok iyi arkadaşım, çok iyi arkadaşım diye geçinirken birden bugün Tuğçe ile artık samimi olmadığını, onu arkadaşlıktan çıkardığı tarzda bir kelimeler kullandı. Biz de açıkçası biraz sıkıştırdık hani senin iyi arkadaşın diye. Ben de birkaç soru sordum dışarıda böyle falan diye. Biraz kaçamak cevaplar verdi. Kullandığı bir kelimeden dolayı şu anda soğudum ondan tarzına gitti. Ünal'ın da açıklamaları bana çok gerçekçi ve duruşça gelmiyor şu anda. Biraz kafam karıştı açıkçası. Aa. Biz niye geldik? Hadi onu götür. Bunu görmek için. Canım görüşürüz. Ben buradayım. Bir şey olursa... Sağ ol kardeşim. Adamsın. Hadi görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Berker görüşürüz. Ado görüşürüz. Junior Ado görüşürüz. Bakacağım. Ben çağırıyorum. Yerimizi getir de bir de bizim evde kalsın biraz. Evet gönderiyorum. Hadi birazcık da size gidelim. Gel sana kötü şeyler öğretelim. Onur'un sana Onur'un maketini yaptıracağım. Evim güzel evim abi. Eve bir anda bereket geldi ha. Bir anda ilişkiler çoğalıyor. Onu bence sen oraya koy, bu kucağından indirme. Yanında gezdir. Yeğenimi. Yeğenim. Yiyen. Baba oldu zaten, portakalları bitirirsiniz zaten. Hızlı giden hızlı. Atın ayağı çabuk tökezlermiş. Bir atasözü daha var ama onu söyleyemeyiz. Adnan yani Tankurt abi böyle bir adama da benzemiyor yani. Böyle birden ani kararlar verecek. Şimdi şu var, geçen gün konuştuğumuzda Tankurt dedi ki bugüne kadar yavaş karar verdim de ben hayatımda da dedi hızlı kararlar verdim.
Ya öyle deme şimdi. Hayır, biraz daha dedi artık dedi. Şu anda dedi seçip dedi öyle dedi. Direkt dedi karar vermeyeceğim dedi. Yok, ben Tuğçe konusunda sordum. Ya ilk geldi, romantik ilk yemekten. Geldi, ilk geldi anlattı Tankut'la sonraki Tankut arasında dağlar var abi. Bunların hepsinin cevabını onda soracağız. Ha, güzel artık vakit o da bir geçirmek. Damat adayı yani. Onu ayıracağım, kayıracağım durumuna geldim. Tankut abiyi çok severim de bu soruların kardeşim, hepsini soracağız. Kardeşim eleştirilerini yapacaksın o zaman yani. Bir de 4-5 kaç gün oldu bugün? 4 gün mü? 4 gün oldu abi. 4 gündür, 4 gündür de vakit geçiriyorlar bak. 4 gündür de her gün vakit geçiriyorlar. Ama ilk atağı Tuğçe'den gördüm ben. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.